Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kendisiyle muhalefetin son günlerde artan ekonomik açıklamaları, ekonomi politikalarına dair verdiği mesajlar üzerinden muhalefet ekonomik sorunlar karşısında nasıl hazırlanıyor? Bunu konuşacağız. Kamil Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Sinan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Kamil Hocam size şunu sormak istiyorum öncelikle karşımızda duran bir ekonomik sorunlar yumağı var. Muhalefet buna ilişkin olarak ne mesajlar veriyor? Siz nasıl görüyorsunuz? E, tekrar teşekkür ederim davetiniz için Sinan Bey. E, yani her iki partinin de aslında hazırlıklarını son sürat devam ettirdiğini görüyorum. Yani sadece iki partinin değil diğer muhalefet partileri de hazırlıklarını yapıyor. Ben farklı ortamlarda söyledim. Şu anda muhalefetteki ekonomistleri değerlendirdiğimizde uzmanları yani kurmayları, ekonomi alanındaki kurmayları gerçekten e, seçim sonrası için oldukça olumlu görüş besleyebiliriz. Yani e, muhalefet iktidara gelirse e, şu andaki politikalardan çok daha iyisini uygulayabilecek kapasitede, liyakat sahibi, uzmanlık ve deneyim sahibi e, saççılar var. O anlamda bence görünüm çok olumlu. Ama tabii biliyorsunuz başkanlık sisteminde tek bir parti iktidara gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Seçilen cumhurbaşkanı kimi atacak falan. Bütün bunlar zamanla belirlenir. Ama ancak şu andaki sorunlarımızın asıl nedeni bence hükümet politikaları. Yani hükümet sorunlarımızı çözmek yerine sorunlarımızı bir ölçüde arttırmış durumda. Bunun en önemli nedeni değil. tabii ki faiz indirme politikaları, faizi düşük tutma politikası. Biz iktisatçılar bunun doğru yol olmadığını, faizin enflasyonun altında olduğu sürece bu Türkiye'de TL'yi korumasız bırakacağını ve TL'den kaçışı hızlandıracağını söyledik. Nitekim söylediklerimiz tek tek oldu ve Aralık'ta kur korumalı e, mevduat hesabı getirilinceye kadar TL bir ölçüde serbest düşüşe geçmişti. Serbest düşüşü şimdilik sonlandırdık ama o serbest düşüşün etkilerini yaşıyoruz. İkincil etkilerini yaşıyoruz. Çünkü maliyet tarafından enflasyon hızlı bir şekilde arttı. Bunun tüketici ve perakende fiyatlarına yansıması da peyderpey kendisini gösteriyor ve bunun sonucunda biz ne görüyoruz? Hane halkları ciddi boyutta bir bütçe kısıtıyla karşı karşıya. Ay sonunu getirmek giderek Türk milleti için epey zorlaşmış durumda. Yani böyle bir ortamda da hükümet işte bana göre palyatif yani ikinci gerçek sorunu çözmeyecek önlemler alıyor. İşte asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz enflasyonun altında diyor. Öte yandan diğer bir sorun elektrik fiyatları çok ciddi bir boyutta arttı. Orada da düzenlemeye gitmek durumunda kalıyorlar. Ama bunların hiçbirisi bizim enflasyon sorunumuzu kısa vadede de orta vadede de çözemeyecek politikalar. O anlamda Hükümet bir noktada dönüş yapacak ama bu dönüşün maliyeti hepimiz açısından ciddi bir daralma olarak kendisini gösterecek. E, ya hükümet yapacak ya da seçimden sonra iktidara gelen parti yapacak. E, o anlamda e, muhalefet tarafına baktığımda benim gördüğüm e, muhalefetin şu andaki şeye baktığımızda biz aslında 2001'e geri dönmüş durumdayız. Hükümetin politikaları sayesinde ben bunların adını popülist politikalar olarak adlandırıyorum... Popülist politikalar sayesinde şu anda bir merkez bankası bağımsızlığını kaybetti. Merkez bankası bağımsızlığını kaybettiği ölçüde de para politikası tamamen hükümetin istediği şekilde yönlendiriliyor. Ve şu anda kredi genişlemesi var, parasal genişleme var ve enflasyon %50'leri bulmuş. Benim beklentim 60'ların üzerine çıkıp sonra eğer yeni bir şok olmazsa yıl sonuna doğru %40'ların biraz üstüne doğru tamamlamamız yılı. Ama e, bu ortamda yüksek enflasyon ortamına geçtiğimiz artık kesin ve şu anda uygulanan politikaların bu yüksek enflasyon sorununu çözmekten çok uzak olduğunu görüyoruz. Şimdi muhalefet onun için ne yapıyor? Bir her hem e, iki partinin e, konuşmaları kongreleri ve e, şeyi de izledim e, Parti programı sunumlarını izledim ve ikisinde de kurumlardaki erozyonu, önüne geçeceğiz diyor. Yani ikisi de kurumlar arası koordinasyon olacak. Tek bir kişinin kararları değil, doğrudan teknik uzman kişilerin vermiş olduğu öneriler, tavsiyeler çerçevesinde alınacak kararlar ve kurumlar arasında bu Hazine ve Maliye Müsteşar Bakanlığı ayrılacak ama Hazine Müsteşarlığı ve Maliye arasında ilişkiler koordinasyon olacak. Merkez Bankası bağımsızlığı tekrar tesis edilecek. Merkez Bankası tamamen teknik politika anlamında kararlarını alabilecek ve böylece birinci önceliği enflasyonla mücadele konusunda biz artık tekrar 2001 sonrasında Merkez Bankası yasasındaki yapılan değişiklikle birlikte uygulamaya geçilen doğrudan enflasyonla mücadele programını devreye alacağız diyorlar. Yani o anlamda enflasyon hedeflemesine geçiş yapmak birkaç yılı bulabilir yeniden. O anlamda bu çok olumlu İki partide de görüyorum e, ikisinde de sürdürülebilir büyümeyi görüyorum sürdürülebilir büyüme yani birisinde program çerçevesinde çok daha detaylı anlatıldı ama e, iyi partide e, bu Erhan Usta'nın sunumunda makro e, maliye politika vizyonumuz diye bir bölümde anlatıldı çünkü onlar bir politika e, de, raporu politika politikalarını e, sunmadılar o sunum değildi. E, Başkan yardımcılarının ya da ekonomik kurmaylarının sunumları vardı. O anlamda e, benim buradan çıkardığım e, maliye tarafında çok güçlü bir sunum yapıldı. İYİ Parti'de de maliye tarafına çok hakimler. E, aynı şekilde iki partide de bunu görebiliyoruz aslında. İki partide deneyim sahibi e, ekonomistler var. Bence bu çok olumlu. E, DEVA Partisi'nde daha önce birlikte çalışmış bir kadro var. Yani Ali Babacan zaten kendisini bir bakanken ispatladı. Belki biraz fazla kaldı AKP'de 2011 sonrasında. O konuda eleştirilebilir. Bence herkesin eleştiri, eleştiriye açık olması lazım. Ama Ali Babacan'ın bence deneyimi kimse yatsıyamaz. Deneyimini yatsıyamaz. Hele onun yanında Sayın İbrahim Çanakçı, ve Birol Aydemir gibi e, kamunun en üst düzey bürokratları olarak görev yapmış ve bu görevleri sırasında da hem akademisyen hem politika yapıcı ve kamuoyunda da oldukça pozitif anlamda e, her zaman pozitif olarak görülmüş kişiler. Bence çok olumlu ve Ali Bey'le de Sayın Babacan'la da beraber çalışıyorlar. O anlamda birlikte çalışan bir ekip var. E, aynı durumda İyi Parti'ye baktığınızda e, Bilge Yılmaz Amerika'dan yeni döndü. Onun yanında Ümit Özdağ ile iki ekonomi profesörü, ikisi de kendisini kanıtlamış bilim insanları ve onların yanında da bence bir bilim insanı kadar yetkinlikte Erhan Usta çünkü o da DPT'den gelme. Şimdi isimler üzerinde konuşuyorum çünkü gerçekten çok olumlu doneler veriyor bu isimler bize. O anlamda tek farkı orada birlikte çalışma deneyimi yok geçmişte. Onlar da zaman içinde ısınacaklar. E, CHP'ye giderseniz CHP'de de benzer bir kadroyu yine görebiliyorsunuz. Faik Öztürak gibi eski hazine müsteşarı. Aynı zamanda Selin Sayekböke gibi bence çok değerli bir iktisatçı profesör. Yani benim muhalefet tarafında hiçbir sorunum yok. Yani buradaki asıl sorun geçiş dönemi. Şimdi burada bir başkanlık sistemi var. Başkan seçildikten sonra başkanlık sisteminin Sonlandırılması öngörülüyor, parlamenter sisteme geçilmesi öngörülüyor ve bu arada yapılması, değiştirilmesi gereken birçok yasa var. Yani kurumsal sadece ekonomide değil her alanda, hukuk alanında ciddi bir erozyon var, e, insan hakları tarafında bir erozyon var, çalışma hayatında baktığınızda bütün bunlarda yasal değişiklik derken gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomide de keza aynı şekilde. E, o anlamda e, o dönemdeki geçiş nasıl olacak? Asıl Muhalefetin bence kafa yorması gereken, birlikte çalışması gereken, ee, birbirini eleştirebilirler, ön, öne çıkabilir bazen işte dün İyi Parti lideri e, Sayın Akşener'in e, Ali Babacan'ı yani, dolaylı olarak 2003 sonrası sorunlar vardı diye eleştirmesi gibi. Ama sonuç olarak bu bence bu partiler birlikte çalışmalı Türkiye. Çünkü Türkiye gerçek anlamda toplumsal refahı düşünen, orta ve uzun vadede özellikle yoksul halk tabakasının son yıllarda çektiklerini bir anlamda silecek ve tekrar belki 2000'li yıllarda yaşadığımız biraz daha müreffeh bir hayat ama bu sefer bozulmayacak şekilde. Çünkü ne gördük? 2001'de başlayan süreç 20 yıl sonra reformcu olan AKP şu anda tam tersini, bütün yaptığı reformları hepsini tersi döndürmüş durumda. Ve bu bizim tabii şu anda çok zamanımız yok ama bu bizim siyasi kurumsal sistemimizden kaynaklanıyor. Ama yani ekonomi politikalar açısından baktığınızda para politikası tekrar rayına girecek. Maliye tarafında özellikle kamu borçları yüzde %40 diye hükümet övünüyor. Ama bunun hızla artmakta olduğunu ve özellikle şimdi 2021 sonu açıklanacak. O açıklandığı zaman 40'ın çok daha üzerinde gerçekleşmesini bekliyorum. Nedeni de yüzde %66'nın üzerinde bir bölümü doğrudan dövize bağlı. Döviz arttığı zaman bizim borç stoğumuz artıyor. Ama ne yazık ki döviz arttığı zaman milli gelirimiz artmıyor. TL olarak olduğu yerde duruyor. O anlamda bizim bir borç sorunumuz da ortaya çıkabilir 2022'de. E bunun yanında elbette ki bağımsız kurumlar, düzenleyici kurumlar, TÜİK gibi doğrudan veri toplayan kurumların da tekrar bağımsızlığına, özelliğine kavuşması bence hemen seçim sonrası yapılması gereken, alınması gereken önlemlerden birisi. Ve bankacılık sistemi şu anda bir de o bizim dördüncü ayağıydı bir ölçüde. 2001 sonrası yapılan makro kurumsal reformların bankacılık sistemine de çok yüklenildi. Kredi genişlemesi, özellikle kamu bankaları sürekli kredi genişlemesi yapıldı ve her seferinde yeni sermaye yüklenmesi yapıldı. Ve şimdi gördüğümüz yeni bir sermaye yüklemesi var. Halk Banka ve Vakıf Banka açıklandı. 13.4 milyar lira her ikisinde de. Ziraat Bankası da onların iki katı gibi olacak. Ama bankacılık de daha da rentable ileride sürdürülebilir bir sektör haline dönüşmesi gerekecek. Ben yani muhalefet tarafında benim sorunum yok. Yani muhalefeti desteklediğim için değil. Çünkü açıkladıkları programlara baktığım zaman benim tavsiye ettiğim programlarla benim yanında durduğum görüşlerle çok uyumlu. O açıdan bir sorun görmüyorum. Kamil Hocam şunu sormak istiyorum bu noktada. Geçiş dönemi olacağını işaret ettiniz. Baktığımızda bu partilerin kadroları değerli. Ancak kadroları birbirinden ayrı olarak şu anda çalışıyor ve ekonomi programları üretiyorlar. Bunun süreçleri de birbirinden ayrışıyor. Siz baktığınızda şu an itibariyle tabii ittifak içinde, ekonominin dümeninde kim olur kim olmaz henüz bilmiyoruz. Baktığımızda özellikle kısa vadede e, yapılacak atılması gereken adımlar konusunda, izlenmesi gereken stratejiler konusunda veyahut ekonomiye dair ön plana çıkarılan başlıklar konusunda ortaklaşma görüyor musunuz? Öncelik enflasyon sorununu hepsi e, vurguluyor. Yani ilk, de, yani ilk öncelik bu enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek. Yani onu da biliyoruz ki biz istikrar politikası gerekiyor. Bunun da biraz yan etkileri var. Bunun özellikle talebi, iç talebi daraltmanız gerekiyor. Enflasyonun bu kadar arttığı bir ortamda. Yani Merkez Bankası reel faizi tekrar pozitife çekmesi gerekiyor. Ve ben iki partide de bunun aksine bir e, görüş görmedim. Orada. Ama burada önemli olan nokta şu. Bunun getireceği özellikle alt gelir gruplarına yine bir yük binecek. Onun için e, yoksulluk yoksulluğa karşı alınacak olan önlemler kısa vadede de e, bunu her iki parti de vurguluyor. Ama e, İyi Parti'nin özellikle bir önceki kongresi, Kalkınma Kongresi Ümit Özel'in açıkladığı e, yoksulluğa karşı gelir modeli, iyi gelir modeli gibi daha detaylandırılmış bir modelleri var, vardı. Ama ben aynı şekilde DEVA'nın da e, dünya görüşü olarak ya da bakış açıları olarak durumu tespit ettiğini yoksulluğu ve onların da benzer detaylı modelleri yapabileceğini biliyorum, yani görebiliyorum. O anlamda dediğim gibi e, hepsi birlikte de olsa iktidara yani hangi ekonomi e, kurmayı ön plana çıkar, bunlar bana göre teferruat gibi gözüküyor. Şu anda nelerin yapılacağı konusunda kısa vadede anlayış birliği olduğunu düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede e, ben her iki partide de işin çok zor olduğunu yani kurumsal reformlar tarafında, yapısal ve kurumsal reformlar tarafında ben işin çok daha zor olduğunu görüyorum. Çünkü ben 2001 krizinden bu yana bir ölçüde şunu daha doğrusu 2006-2007'den bu yana yapısal reformların yapılması gerektiğini vurgulayan bir ekonomistim. Ve ne yazık ki aradan geçen 15 yılda yapısal reformlar hiçbir şekilde yapılmadı. Şimdi herkesin ağzına pelesenk oldu. Herkes yapısal reform diyor. Ama bizim kurumsal sistemimiz, siyasi kurumsal sistemimiz nedir bu siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasa? Bütün bunlar çok kısa vadeci bir politika perspektifi veriyor ve böyle bir ortamda da yapısal reformları uygulamanız o kadar kolay değil. Çünkü yapısal reformların olumsuz etkisi kısa vadede, sizi beni kısa vadede olumsuz etkileyecek. Ama getirisi, pozitif getirisi orta ve uzun vadede geçerli. Yani bir iki yılda bizi belki benim gelirim biraz azaltacak, sizin gelirinizi azaltacak. Ama etkisi daha etkin bir ekonomi, daha rekabetçi bir ekonomi ve uzun vadede de ihracatı artmış, cari fazla veren bir ekonomi diye baktığımız zaman o zaman getirileri uzun vadede olacak. E, bizim şu ana kadar bunu gerçekleştiremedik ve ben var olan sistemde Kurumsal reformlar gerçekleşmeden yapısal reformların da gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Onu bir ölçüde DEVA'nın programında görebiliyorum kurumsal reformların önemini. Ama tabii ki uygulama gerçekten program yazmak kolay ama uygulama çok daha çetrefilli ve öncelik bu başkanlık sisteminden ki 4 yıl az çok kendisini gösterdi. Bu kesinlikle bize uymayan bir sistem ve biz e, Asıl bizim yapmamız gereken parlamenter sisteme geri dönüp parlamenter sisteme geri döndükten sonra da siyasi elitlerimizi kontrol altına alabilecek bir siyasi kurumsal reform yapmak. Yani siyasi elitler kimler? Partilerin başındaki liderler, en üst kadrolar. Onlar biz parti içinde olsun, toplumsal düzeyde olsun onları kontrol denetleyemiyoruz. Yani onların başarısız liderleri siyasetten uzaklaştıramıyoruz. Partilerin başından uzaklaştıramıyoruz. Başarılı olmayan namzet lider adaylarını partilerin başına getiremeyen bir sistemimiz var. Bu sistemin de değişmesi lazım. Ama tabii ki yani bu da uzun bir konu. Onu ayrıca isterseniz tartışırız. Ama benim e, gördüğüm seçim olup da muhalefet bir şekilde kazanırsa ben geleceğe daha olumlu bakıyorum. Ama iktidar şu andaki iktidar seçimi kazanırsa ne yazık ki bu hükümet anlayışı bu politikalarla geleceği ben daha karamsar karamsar bakarım. Bugüne dönecek olursak son olarak size şunu sormak istiyorum. Amerika'nın verilere Fed'in izlediği politikalar tüm dünya gibi Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Enflasyondaki artış sürüyor ve Fed'in zaten artık faiz arttıracağı öngörülüyordu artış miktarı sayısı gitgide her enflasyon verisi sonrasında yeniden güncelleniyor. Şimdi bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler diyeceğim ancak şunu şununla beraber sormak istiyorum. Türkiye'de özellikle kur korumalı mevduata geçildikten sonra dolar tl'de bir 13.50 hedefinin ya da o seviyelerde bir hedefin olduğu anlaşılıyor. Ve diğer taraftan da işte dış ticaret verileri geliyor. Bugün cari denge verisi geldi. Tüm bu tablo içerisinde hem Amerika hem cari denge, dış ticaret dengeleri açısından Türkiye'nin bu stratejisi ne kadar sürdürülebilir size göre? Şimdi Sinan Bey buradaki konu bu daha önce uyguladığımız bir yöntem değil. Ve bu şu an enstrüman değil. Ve şu ana kadar biliyoruz nasıl uyguluyoruz. Çok başarılı bir enstrüman mı? Bana göre bu maliyeti yüksek olabilecek bir enstrüman. Maliyeti kime? vergi mükellefine yani size ve bana. E neden? Çünkü bu tamamen serbest ve ücretsiz opsiyon veriyor devlet. Diyor ki sen kur korumalı mevduata koy ben sana kur getirisini garanti ediyorum. E, aradaki farkı ben vereceğim. Faizin düşükse kur getirisinden ben vereceğim. Şimdi bu zamanla geçiş arttıkça şu anda 320 milyar civarında bir geçiş olmuş. Dolar döviz hesaplarından ve TL hesaplarından kur korumalı mevduata. Bu zamanla arttıkça doğal olarak bunun getirebileceği yük, potansiyel yük de artacak. Bir taraftan da Amerika faizi güçlü bir şekilde arttırırken, çünkü Amerika %7,5 gelen enflasyonun sonrasında Fed'in bu ay yapacağı kapalı bir toplantı var. Orada bir karar almıyorlar. Gelecek ay yapacakları, 15-16 Mart'ta yapacaklarında kesinlikle arttıracaklar faizi. 25 baz mı arttıracaklar, 50 baz mı? Ben 50 baza daha yakın düşünüyorum ama Mart Şubat enflasyonu Mart ayında açıklandığı zaman o da yine 7.5'dan 8'e doğru yaklaşırsa o zaman 50 baz puan garanti olacak. Yani şu anda yıl içinde 25 baz puandan 7'yi telaffuz edenler var. 7 defa artış olacak her seferinde. Yani nereden baksanız bu %1 puanın üzerinde 1,5 2'ye varan bir politika faizinin yıl sonunda alabileceği bir nokta var Amerika'da. Şimdi bu tabii ki dünyada bir de Amerika piyasalara verdiği sermaye likiditeyi çekmeye başlayacak. Yani şu anda onu sıfırlama aşamasında. Bu gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Bizi biraz daha az etkileyecek. Nedeni de çünkü biz bize kaldık. Yani yabancı yatırımcı kalmadı. Ama o zaman şöyle olabilecek. Amerika faiz arttırırken bizde de enflasyon %60'larda devam ederken yatırımcı da bu bir noktada bu kur korumalı mevduat sisteminin bir noktada patlayabileceğini düşündüğü için ne kadar yüksek enflasyonda olursak o kadar daha likit kalıp e, dövize geçme tercihi yapabilir. Ben bunu Mart ayının sonunun yani 20 Haziran 20 Aralık'tan 3 ay sonra Mart ayının sonu ilk geçişlerin başladığı Nisan'ın ilk, ilk birkaç haftası o dönemde bir hareketlenme görebileceğimizi düşünüyorum ama orada biliyorsunuz döviz alanlar karşısında Merkez Bankası ve kamu bankaları da piyasaya satıyor bir, bir yer, dediniz ya 13.50 civarında 2020'de de 6.80'deydi şimdi ikiye katlandı 13.60 derseniz onun iki katı yani nereden baksanız sabit gibi orada tutulmuş yani bunun bir noktada patlama ihtimali yüksek. Kur hızlı bir şekilde çıkmaya başlayabilir. Onun için çok riskli. Ama burada kaldığı sürece hükümet kendisini başarılı addedebilir. Çünkü serbest düşüşü önledik diyebilir. Ama bu dediğim gibi seneye de devam edip umarım seneye bu kur korumalı mevduat enstrümanı devam etmez. Nedeni de çünkü o zaman 500 milyar 1 trilyonluk bir mevduat olabilir bu. O zaman kamunun üzerine binecek yük de yani bir %10'luk, %20'lik kur artışında kamunun üstüne binecek yük de çok daha büyük olacaktır. 100 milyarlarla hesaplayacağımız. O da bizim daha da borç yükümüzün bir anda daha da hızlı artması demek. Artan borç yükümüzün de sürdürülemez anlamına gelmesi, bir krizi tetiklemesi. Yani kriz ne zaman çıkar 2001 krizinde de olduğu gibi? Bir borç stoğu probleminiz olduğu zaman. Biz şu Aralık ayına geldiğimiz noktada bir kriz yaşamadık, kur kriziyle kaldık. Ekonomik ya da mali bir kriz yaşamadık. Çünkü borç stoğumuz en azından sürdürülebilir durumdaydı. Ama yıl sonunda ya da gelecek yıl bu enstrümanlarla sürdürülemez hale gelebilir. Yani o anlamda 2022 bir kamu borç stoğunun hızlı arttığı, oradan da bir ciddi bir darboğaza girdiğimiz, kriz ihtimallerini artan bir yıl olabilir. Onun için hükümete çok iş düşüyor. Bunu da çok ısrar etmeden bir an önce KKM'yi de azaltıp, Giderek Merkez Bankası'nın asli görevine enflasyonla mücadele görevine geri dönmesi ve politika faizinde kademeli olarak pozitife çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamil Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. İyi günler, iyi, i̇yi çalışmalar. İyi günler, hoşçakalın. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.